Ve geldik adeta bir galaymışçasına o en heyecanlı anlarımıza. Günün en iyisine bakalım. En yüksek puan Gizem Özdilli. Tebrik ediyoruz. Günün en iyisi. Ve gelelim en az puan alan yarışmacılarımıza. Esra, Pelin ve Sevil. Evet kızlar, sizleri yanıma alıyorum. Sevil'cim, en son galada bir aradaydık burada. Evet. Beni bu kadar özleyeceğini bilmiyordum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Kızlar, ne yapacağız? En düşük puanları aldık. Bir soralım bakalım. Soralım. Yarışmacı arkadaşlarınız ne düşünüyorlar? Bir yan yana durur musunuz? Önlü arkalı olmasın. Ha. Bakalım yarışmacı arkadaşlarınız ne düşünüyorlar? Sorumuz belli. Kim gider? Aslı. Sevil gider. Neden derseniz eğer, yani çok hani hafta içine baktığımızda, bugüne kadar geldiğimiz eleme potalarına baktığımızda hani sürekli orada gördüğümüz bir isim. Hani iki kişi kalsalardı başkaydı ama Sevil oradayken Esra gidemez yani gibi geliyor. Hani böyle artık mantık yürütüyorum. Kaçıncıya orada artık bu sefer gidermiş gibi geliyor. Berna. Benim mantığım da benzer bir şekilde işliyor. Pelin'in ben şu anda zaten tarz olduğunu düşünüyorum. Sevil'in gitmesini hiç istemiyorum ama matematiksel olarak öyle olacakmış gibi bir hissiyatım var. Ben de Sevil diyeceğim. Yerine göre giyinmekten ziyade senin kendi tarzını çok ortaya koyabildiğini düşünmüyorum. Sadece yerine göre giyinmeye odaklı olmuş olmak kaybettirdi belki sana. Evet. Hani kendi tarzın içinde yerine göre giyinmek avantaj olabilirdi. Dezavantaj oldu senin için. O nedenle. Teşekkürler. İnce. Bence de galiba Sevil gider. Hafta içi burada Hakan Bey'le tartıştıkları gün elimden gelen bu benim tarzım diye kendi bir karar verdiği için öyle düşünüyorum. Peki. Şimdi çok küçük tek tek yorum yapacağım müsaade ederseniz. Pelin'in her zaman kendine has bir tarzı vardı yarışmanın en başından beri. Hani klasik olabilir ama hep bir çizgide gitti. Onu hiç bozmadı. Esra'yı kendime benzettim. Şöyle ki bugün kötü giyinmiş olabilirsin ama inanılmaz bir değişimle yükseldin bu yarışmada. Sevil için de şunu söyleyebilirim. Hani her hafta elime potasına girip sonra her pazartesi üzgün surat alması onu motivasyon olarak da çok düşürdü. O yüzden bence artık giyinmek de istemiyor kafa karışıklığından. Bu üçlüyü de göz önünde bulundurunca Sevil gider diyorum. Gördüğüm tabloya bakacak olursam arkadaşım çok seviyorum ama Sevil gidecek diye düşünüyorum. Mersi. Tuğçe. Evet. Ben de hiç istemiyorum gitmeni ama galiba Sevil gidecek gibi. Gerçekten istemiyorum. Biliyorsun kalbim zaten. Seni de çok seviyorum ama manzaraya göre öyle olacak galiba. Yarışmacı arkadaşlarınız genel yani çoğunluk olarak bugünden hareketle kararlarını açıkladılar. Jüri yine bugüne bakarak karar verebilir ya da bütün haftalar boyunca performanslarınızı değerlendirebilir. Onlar kendileri ifade edeceklerdir herhalde. Size bol şans diliyorum. Az sonra bir yarışmacıyla vedalaşacağız. Kim olacak bilmiyoruz. Verdiğiniz emekler için teşekkürler. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bol şans diliyoruz. Jüri üyelerim, sadece galalarda yaşadığımız o heyecanlı anı artık hafta içi her gün yaşayacağız ve cuma akşamı son rozet sahibini bulduk
yoğunluktan sonra finalistlerimizi belirlemiş olacağız. Karşınızda haftanın ilk günü için Pelin, Sevil ve Esra var. Rozet adayları, üzgün surat adayları, elendikler için artık ağlayan surat adayları olacaklar. Bir karar vereceksiniz ve içlerinden biriyle dakikalar sonra vedalaşacağız. Burkan. Bas. Şimdi kimi kurtarmak istiyoruz? Yok, kurtarmak falan yok. Söylüyorsun. Kim gidecek? Konuşacak olursak biraz, Pelin zaten şu anda gördüğüm tabloda gayet zarif görünüyor. Hepiniz zarif görünüyorsunuz. Ya bu korkunç bir şey. Şu anda benim düştüğüm durum. Beni yazabilirsiniz hocam. Ben gitmek istiyorum zaten. Neden benim... gitmek istiyorsun Sevin? Yani gideyim artık. Vaktim doldu. Yani sonuna yani. Kadar bence savaşmalısın yani yarışma. Savaşmalıyım ama demek ki kendimi burada ispatlayamadım. Şevkim Nil'in de dediği gibi çok kırıldı son zamanlar. Arka arkaya böyle üzücü işaretleri almak. O şevk de gitti gibi geldi bana. Motivasyonum da gitti. Başta yakaladığım o şeyi kaybettim. Sevgilim, neden kot tişört giyip gelmedin o zaman? Efendim? Neden kot tişört giyip gelmedin? Anlayamadım. Elenmek istiyorsan hazırlanmadan gelebilirdin. Bu da hazır yani kombinimin bana... Arka arkaya yorumlar gelince mi böyle bir hisse kapıldın? Yok yok, hayır, böyle bir hisse böyle kapılmadım. Zaten hani arkadaşlarımın da dediği gibi bu şekilde bile giyinmek hani benim tarzımdaysa bu bile. Ben saygısızlık olmasın diye buraya eşortman ya da pijamayla da gelmek gibi bir niyetim yok. Sonuçta karşımda jürimiz var. Anladılar zaten beni. O yüzden benim tarzımı da hani az buçuk da olsa öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Saygısızlık yapmamak adına... Yani beni yazabilirsiniz, fark etmez. Peki, seni kırmayayım. İki defa seni yazıyordum. Eşim de Sevil diyorum. Çok üzülerek, çok hem de. Sevil. İvana. Ben de biraz psikolojik baskı var senin üzerine düşündüm ve düşünüyorum. Benim mi? Evet, yani yorumların dolayı, bizim yorumları dolayı, arkadaşların hep... Özgün suratını aldın dolayı biraz psikolojik bozuldu olabilir ve bozuldu, yanlış... Bozuldu, evet, psikolojim bozuldu. Yalan yanlış karar yani. Veriyorsun düşünüyorum. Ben düşünemiyorum sen eğer bugün gitmeli. Yani bugün ben seni iyi olamam. Bugün biraz gitmeni... İstemiyorum diyor. Bugün anladım. Gitmeni istemiyorum. Ya kendine gel istiyorum. Kendime geleyim. Bugüne kadar konuştuklarımız her şey suya geçecek. Gider yani. Ondan dolayı. Ama tekrar benim zaten puanımı göre Esra diyorum. Teşekkür ediyoruz. Nes? Yani çok tereddütte kaldım. Sevil, inan. Pelin'i pek düşünmedim ama Esra ile Sevil arasında kaldım. Ama etkilenmedim konuşmandan asla. Ama yaptıkların, açtıkların o kadar şeye kaldın, çizgi altında kaldın. Ben seni bugün yollarsam eğer, sen de ben de mutlu olacağız. İkimiz de mutlu olmayalım. Esra. Esra'yla vedalaşıyoruz an itibariyle. Şaka gibi ya. Hadi. Hadi görüşürüz. Ayak söylemek istiyorum hacım. En yakın arkadaşıma çok benziyorsunuz. Gerçekten. Arada bana kızdığınız zaman onu açıp bağırmak istiyordum. hepiniz benim teşekkür için ediyorum. Arkadaşsınız. Burada güzel şeyler öğrendim. Zaten Burkan Bey, sizinle görüşeceğiz. Öpüyorum arkadaşlar, bol şans.
istemediğim bir şeydi aslında. Sonuna kadar gidemeyeceğimi düşünüyordum. Hem çok yıprandığım için hem de burada bazen bildiklerimi de karıştırmaya başlamıştım. Ama genel anlamda çok şey öğrendim giyinmek üzerine. Benim için eğlenceliydi. Kendimi okulda gibi hissettim. Bir şeyler de öğrendiğimi düşünüyorum. Ama bildiklerimi unuttuğumun da altını çiziyorum. İnşallah en iyi olan kazanır diyorum. Sevgili izleyiciler, evet, cümleyi kurarken şaka gibi gelmişti ama gerçekten vedalaşıyoruz. Yarın aynı saatte yine bir yarışmacımız üzgün surat sahibi olacak ve bu da yarışmaya veda etmesi demek. Cuma gününe kadar böyle. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.